Merhaba, Natural Finans'a hoş geldiniz. Ben Emre. Öncelikle videoda anlatılanlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Bu videoda Astor, CV Energy, Europower, Alfa, Smartek, Gesan, Zoran, Enerjisa, Sayas, Odas gibi popüler enerji hisselerinin geçtiğimiz hafta içerisinde kimler almış, kimler satmış onlara bakacağız. Ve bu hisselerin teknik analizini yapacağız. Detaylı bir analiz olacak arkadaşlar. Bu 10 hisseyi de detaylı şekilde inceleyeceğiz. Lütfen sizlerden en önemli ricam. bu hisselerden en az birine bile sahipseniz lütfen sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Sizlere bir fayda sağlayabilsin video. Ee, videoya geçelim çok uzatmadan. İlk başta bakmamız gereken yer elektrik endeksi, enerji endeksi arkadaşlar. Ee, şimdi fiyat 500 buna da bakın. Bunun kodu da XELKT yani burada yazıldığı gibi şu an mouse oynatıyorum bakın. Ee, buna da mutlaka kontrol edin bu enerji hisselerini takip ediyorsanız. Burası zaten e, bütün enerji hisselerinin toplandığı endekstir yani bildiğiniz olsun. E, burayı takip etmek isterseniz e, konuda budur, kodu da budur yani bilginiz olsun. E, fiyat 574 üstünde kaldığı sürece e, yönümüz yukarı ve yatay yönlüdür arkadaşlar. 574 altına sarkarsa takip edeceğimiz alan sarı çizgi olacaktır. Sarı çizginin içerisinde kaldığımız sürece de yükselişler devam edecektir. E, bu şekilde e, 574 önemli ama hisse e, yani endeks 612'yi aşması halinde bir nebze sert yükselişler gelebilme ihtimalinde ben yüksek görüyorum bilginiz olsun. Bu önümüzdeki hafta içerisinde oraya doğru bir hareketleme beklediğimi söyleyebilirim. Enerji hisselerinde genel anlamda bir yükseliş bekliyorum bilginiz olsun dostlar. E, devam edelim. Hisse bazında inceleyelim hepsini. Hisse hisse bakmadan önce arkadaşlar sizlerden ufak bir ricam var. Lütfen videoya başlamadan önce hisselere geçmeden önce bir 10 saniyenizi ayırıp videoyu beğenip yorum yapın arkadaşlar. Benim için çok önemli bunlar. Ve ayrıca kanalımıza da abone değilseniz biz bu tarz videoları her gün çekmeye devam ediyoruz. Mutlaka abone olun. Ee, geçelim. İlk başta bakacağımız ise Astor arkadaşlar. Astor tarafına baktığımızda hisse aslında e, en son işlem gününde biraz olumluya dönmüş gibi gözüküyor. Yani önceki günlerde pek de olumlu değilmiş ama e, olumluya dönmüş artık. Grafik yüklendi şöyle. X e, arkadaşlar 89.70 üstünde kaldığı sürece yükselişler devam edecektir. E, kısa vadede bakın bu kısa vadede 89.70 üstünde kaldığımız sürece yükselişler devam edecektir. Buraya kadar gerilemeler mümkün. Fakat bu ise 89.70'e düşmeden yükselmeye başlarsa bakın bugün örneğin güzel bir yükseliş vermiş. Pazartesi günü de yeşil yakarsa e, fiyat hedefi artık 110 liralar olacaktır bilginiz olsun. Hisse orta vadede 84 liranın altına düşmediği sürece yükselişler devam edecektir. Kısa vadede 80, 89 89.70 Takip edeceğimiz ilk fiyat olacaktır. RSI en son işlem gününde olumluya dönmüş. de olumlu seviyelerde seyrediyor hala. Bilginiz olsun dostlar. Astor'un gün içerisindeki işlemlerine bakalım. Fakat buna son günü değil, cuma değil de... ...şöyle yapacağız. Son bir haftaya bakacağız dostlar. Bir haftada kimler almış, kimler satmış. Daha detaylı olacak, daha faydalı olacak sizin için. Şimdi baktığımızda önemli olan kurumlar... ...ve bu hissenin zaten yüklü miktarda lot bulunduran kurumlar ne yapmış? Bizim için önemli olan bu yani... Ziraat önemli olan bir kurum, 600 bin not almış, ak 200, 800, yaklaşık 9 bin not önemli olan kurumlardan alış var. Fakat şöyle bir durum var bakın, önemli olan kurumlardan iş benim tahtasını en beğendiğim banka arkadaşlar, yaklaşık 1 milyon not civarı satmış. Bu da açıkçası bence olumlu bir durum değil. Bugün Astor'un, yani bu hafta geçtiğimiz hafta Astor'un enerji kurum dağılımını beğenmediğimi belirteyim. Devam edelim, bir delişiye bakalım. CV Enerji dostlar. CV Enerji'de önemli bir destek kırıldı. Bakın burada destek 2 bölgesi kırıldı. Buradaki yazılara çok takılmayın. Bu grafikleri ben çok önceden çizdim yani. Destek 2 yazan alan kırıldı şu anda. Hisse arkadaşlar 261 üstünde kaldığı sürece yönümüz yukarı yönlüdür. Kısa vadede. Orta vadede 230 üstünde kaldığımız sürece yukarı yönlüdür. Onun haricinde başka söyleyebilecek olduğum bir şey hiç hisse 320'leri kırarsa 361'lere gelmesi çok uzun sürmez bence bilginiz olsun. Aylık üstünde kapatması gereken fiyat diye belirtmişiz bakın burada. Yani Nisan ayının sonunda baktığınızda bu ise yukarıda bir kapanış yaparsa bu fiyatın üstünde bir kapanış yaparsa yükselişler yeni zirveyi getirebilir bilginiz olsun. 300 liralar 400 liralar olur artık hedefimiz bilginiz olsun. Yani 400 lirada doğru hareket gelecektir aylık üstünde kapatması gereken fiyatı görüyorsunuz yani burada. E, bu fiyat 361.50 üstünde kapatırsa yani aylık bazda e, sert yukarı yönde 400 lira kadar gelebileceğini ben düşünüyorum. RSI en son işlem gününde olumlu yönde e, seyretmiş. MACD de aynı şekilde olumlu gibi gözüküyor. CV Enerji'nin aracı kurum dağılımına bakacağız şimdi Şöyle 15'inden itibaren bakalım. E, bu yükselişin en büyük sebebi yabancı yatırımcıymış arkadaşlar. %62.92 oluşturuyor. E, alanların %62.92'sini oluşturuyor Bank of America. Önemli olan kurumlardan herhangi bir alış yok. Yani herhangi bir satış da yok aslında çok öyle ağım şağım. E, yani bu CV Enerji'nin aracı kurumda alım biraz daha yatay ilerlemiş gibi gözüküyor. Yani Bank of America satışa geçerse önemli olan kurumlar bence alışa geçecektir O sebepten dolayı CV Enerji'nin aracı kurumda alımı bence güzel arkadaşlar. E, çok müsait pozisyon almaya. Devam edelim. Bir diğer ise Euro Power arkadaşlar. Hisse 144 üstünde kaldığı sürece yükselişler gelecektir arkadaşlar. Devam edecektir. E, 144'e kadar düşmeden yükselmeye başlarsa hisse 150, 168, 165 direncini de kıracaktır bence. Ben bu şekilde düşünüyorum. Orta vadede takip edeceğimiz fiyatta 139.2 olacaktır. E, RSI en son işlem gününde pek olumlu bir sinyal yakmamış. Fakat e, buradan tepki alama ihtimali ben yüksek görüyorum. Hatta olumlu yakmış yani tepki almış oradan yanlış gördüm ben. E, MACD'de olumlu olduğunu söyleyebilirim. Euro Power'ın aracı kurum dağılımı ile ilerliyoruz. Şöyle 15'inden itibaren bakalım. Bunda da aynı şekilde az önce CV Enerji'de olan durum alan tarafta çok fazla önemli bir kurum yok. Garanti almış o güzel. Ak almış güzel. Fakat satan tarafta fazlasıyla önemli kurumlar satmış yani buradaki gördüğünüz vakıf ziraat iş yapı kredi bunların hepsi uzun vade götürecek olan güzel kurumlar yani güzel bankalar bunların satması ne yazık ki negatif bir durum bilginiz olsun ağırlıklı olarak satışta oldukları için önemli olan kurumların beğendiğim kurumların o sebepten dolayı euro power'ın aracı kurum dağılımını beğenmediğimi söyleyebilirim dostlar. Bir diğeri ise alfastayız dostlar. Alfas tarafına bakacak olursak hisse 88.05'in üstünde kaldığı sürece yönümüz yukarı ve yatay yönlüdür e, bilginiz olsun. E, ayrıca hisse e, 105 liraları kırarsa bir nebze sert yükselişler gelebilme ihtimalini ben yüksek görüyorum. Günlük bazda 105'in üstünde kapatması gerekiyor ama ilk olarak kırmamız gereken direnç 93.15 seviyesidir ama bilginiz olsun. RSI en son işlem gününde olumluymuş aynı şekilde MACD'de olumlu seviyelerde seyretmeye devam ediyor. Bakın yani takip edin bu hafta. Bu hafta bir miktar yükseliş gelecek gibi gözüküyor. Hisselerin genelinde bu durum var yani bilginiz olsun. Kısa vadede hepsinin durumu pozitif yani. Yani buralardan alış gelirse ki gelmiş zaten Cuma günü. Pazartesi de takip edin arkadaşlar. Olumlu bir sinyalle karsa Cuma günü bu hisselerin hepsini yani buradaki son zirvede görürüz. Yani buradaki zirvede görürüz. Yani bir tek bu hisse özelinde değil bütün hisselerde bu şekilde olacağını ben düşünüyorum açıkçası. Onun haricinde başka diyebilecek olduğum bir şey yok Alfas'ta. Aracı kurum dağılımına bakalım. Şunu ilk ayın 15'inden itibaren bakacağız tabii ki. Yani aynı tablo vardır. Aslında farklı bir tablo varmış bakın burada. Bunda önemli olan kurumlar ağırlıklı olarak alışta bakın. İş, hak, ziraat, garanti hepsi alışta. Önemli olan bir kurumda bir satış yok yani. Satışlarda önemli olan bir kurum yok özür diliyorum. O sebepten dolayı Alfasın aracı kurum dağılımını beğendiğimi söyleyebilirim dostlar. Beğendim yani çok beğendim hatta. Şu ana kadar baktığımın en iyisidir. Arkadaşlar lütfen videoyu bu dakikaya kadar izliyorsanız videomuzu beğenip yorum yapın ve kanalımıza da mutlaka abone olun. Çünkü bu kadar detaylı bu hisseleri analiz eden başka bir kanal yok. Kaçırmamış olursunuz dostlar. Ee, çok faydalı videolar paylaşmaya devam edeceğiz. Lütfen kaçırmayın. Ayrıca benim bir tane özel WhatsApp grubum var. O gruba gelmek isterseniz de aşağıdaki açıklama kısmındaki WhatsApp iletişim yazan yerden benimle iletişime geçebilirsiniz. Ücretli bir gruptur şu anda. büyük bir oranda indirimde bu haftaya özel. Bilginiz olsun. Ee, çok faydalı analizler yapıyoruz. Yani kimseyi kandırmak değil niyetimiz yani. Hisse söylüyoruz. Tavan tavan gidiyor vesaire. Böyle durum Yok arkadaşlar. E, hisseler buluyoruz, analiz ediyoruz e, ve onun doğrultusunda kısa, orta ve uzun vadede beklediğimiz kazançları yazıyoruz oraya. Örneğin tab Tabgıda yazmıştık. Son 3 e, gün önce bugün %5'lik e, bir kazanç elde ettik. E, i̇sterseniz gelebilirsiniz. İspatlarım her türlü yani sıkıntı yok. E, i̇letişim e, iletişim yerinden benden bilgi alabilirsiniz yani. Problem yok. Almak zorunda değilsiniz. Ee, hisse arkadaşlar smart SmartTag'dayız şu an 53.45 üstünde kaldığımız sürece e, yönümüz yukarı yönlüdür 53.45'in altına sarkması halinde orta vadedeki hedefimiz 48.92 olacaktır oralara kadar gerileme ihtimali yüksektir 53.45'i altına sarkmamız gerekiyor mutlaka hisse 60.60'ı kırarsa e, yukarı yönlü sert hareketler gelme ihtimalini ben yüksek görüyorum açıkçası önümüzdeki hafta takip edeceğim ben bunu da aynı şekilde RSI biraz yatay seyretmiş MACD'de biraz daha olumsuza dönmüş gibi gözüküyor SmartTag'de bilginiz olsun. Çok da fazla olumsuz bir durum yok ama Smart Ben beğeniyorum bu isteği şey uzun vadede. Uzun vadede hepsine bir sıralama yapacağım videonun sonunda. Lütfen sonuna kadar izleyin diyorum o yüzden. En çok beğendiğim yani önümüzdeki hafta en çok beklentilerim hanginde hepsine bir yorum yapacağım merak etmeyin. 15'inden itibaren bakacağız buna da. Ee, arkadaşlar şimdi şöyle bir durum var. Ee, yabancı bir yerde alışta bir yerde satışta. Ağırlıklı olarak yabancı satışı var ama burada. Burada diyecek olduğum bir şey varsa önemli olan kurumlar Ak, Garanti, Ziraat, Vakıf hepsi alışta. O sebepten dolayı Smartek'in aracı kurum dağılımı çok da fena değil. Güzel yani. E, miktarlar biraz az. O kafamı kaşındırdı. O kafamı düşündürdü aslında. Gesan'la devam edelim. Gesan tarafına baktığımızda buradaki kırmızı özür diliyorum. E, pembe çizginin üstünde kaldığı sürece yükselişler bu doğrultuda olacaktır dostlar. Yani e, biraz sert olacaktır. Altına sarkması halinde sarı alanı takip edeceğiz. E, takip edeceğimiz diğer yerde arkadaşlar oranın da altına sarkması halinde 64 20ler olacaktır. Fiyat 64 20nin üstünde kaldığı sürece kısa vadede <laughs> yükselişler devam edecektir dostlar. 59 liralar e, orta vadede beklediğimiz yerdir yani orta vadede arkadaşlar şöyle bir durum var burada e, yani beklediğimiz yer derken yani bu ise 59 35'lere kadar düşerse e, orta vadede hala daha problem yoktur. Bu ise 64 liralara kadar düşerse kısa vadede hala daha problem yoktur. Yani burada bunu belirtiyorum aslında. İşse 74 65'i kırarsa yukarı yönlü sert hareketler gelebileceğini ben düşünüyorum aslında. Ee, onun haricinde de başka diyebilecek olduğum herhangi bir şey yok. El en son işlem gününde e, olumluya çevirmiş kafasını. Mekti'de hala olumlu seviyelerde seyrediyor. Bilginiz olsun. Gesandı bu arkadaşlar. Sen adını söyledim mi söylemedim mi? Hatırlamıyorum. Ee, devam edelim. 15'inden itibaren. Ee, arkadaşlar önemli olan kurumlar ağırlıklı olarak ne yapmışlar alıştalar vakıf garanti iş yapı kredi bunların hepsi önemli kurumlar ee, satış tarafında önemli bir kurum bir halk var onun haricinde yok ee, bunun yesanın, aracı kurum dağılımını beğendiğimi açık ve net bir şekilde belirteyim ee, devam edelim zorendeyiz. Zoran tarafına baktığımızda sarı alanın içerisinde kaldığı sürece sarı çizgi kadar yükseliş gösterecektir arkadaşlar. Sarı çizgi açısında yükseliş gösterecektir kadar değil. Yani bu açıda yükseliş gösterecektir. Buralara kadar tepki alması muhtemel fakat fiyat hedefi eninde sonunda 7 liralar olacaktır orta vadede. Altına sarkmadığı sürece hisse 5 onun üstünde kaldığı sürece orta vadede problem yoktur. Ee, kısa vadede buradaki sarı alanın içerisinde kalması gerekiyor dostlar. Ee, RSI olumlu seviyelere doğru yani olumlu seviyelere çevirmiş kafasını. de e, şu anda bir rekabet var. Yani ne olumlu ne olumsuz bilginiz olsun. Zorin'in aracı kurum dağılımına bakalım. 15'inden itibaren sıralayalım. Şimdi baktığımızda ağırlıklı olarak yabancı yatırımcı alışta bu da benim çok sevdiğim bir durum değil açıkçası. Yani yabancı yatırımcı alıştaysa haftaya satışa geçebilme ihtimali yüksek. O sebepten dolayı arkadaşlar yani ama önemli kurumlarda çok bariz bir satış da yok. Ne olumlu ne olumsuz fakat biraz daha olumsuza yatkın olduğunu belirteyim dostlar. Zoran'ın aracı kurumda alın biraz daha kötü gibi gözüküyor. Bir diğer hissemiz Enerjisa. Yılların hissesi. Tuğla gibi hisse ayıptır söylemesi. E, fakat arkadaşlar yani siz bu hisselerde bazı hisselere şu bazla bakın uzun zamandır e, Aldığınız bir hisse varsa mutlaka bakın dostlar Siz bu hisseden dolar bazlı para kazanıyor musunuz? Kazanmıyor musunuz? E, bunun grafiğine de e, bu şey yaptığınızda tam ekranda değil yani TR yazıyor bakın burada e, Buna tıkladığınızda e, Buradan e, USDT yazıyor bak dolar Bu dolar bazlı baktığınızda daha sağlıklı anlayacaksınız yani e, fakat biz şu anda kısa ve orta vadeleriniz yaptığımız için TL bazlı bakıyoruz. Fakat e, dolar bazlı bakarsanız biz siz bu hisselerin uzun vadeli yatırımcısıysanız dolar bazlı bakın mutlaka yani. E, kar edip kar elde edip edemediğinizi oradan anlarsınız. Hisse arkadaşlar orta vadede 55 liralar üstünde kaldığı sürece problem yoktur. Kısa vadede hissenin fiyatı 62 liralar üstünde kaldığı sürece problem yoktur. 64-25 kırılırsa yukarı yönlü 67 liraya doğru hareketler gelecektir. Sert olacaktır bilginiz olsun. Aynı şekilde hisse 62.05'e altına düşerse e, sert düşüşler gelebilme ihtimali yüksek buradaki pembe çizgiye kadar. RSI en, en son işlem gününde e, biraz olumsuzmuş. MACD hala daha olumlu seyrediyor. Aracı kurum dağılımına bakalım. İlk 5 olarak sıralayalım. 15'inden itibaren bakacağız buna. Şimdi baktığımızda önemli olan kurumlar ağırlıklı olarak ne yapmış? E, yapı kredi %15 almış ee, ak %8 almış yani çok ciddi miktarlar değil fakat satan tarafta da önemli bir kurum yok arkadaşlar yani alışta en azından ufak tefek önemli kurumlar var o sebepten dolayı yani Bank of Amerika'da satmış bunların alışa geçebilir bir de e, pazartesi günü o sebepten dolayı e, beğendiğimi söyleyebilirim Enerjistan'ın aracı kurum dağılımını. Bir diğer listemiz Sayas arkadaşlar. Hisse kısa vadede 81.25 üstünde kaldığı sürece yükselişler sert olarak devam edecektir. Bakın belirtiyorum sert olarak devam edecektir. Hisse 90.50'yi kırması halinde yükselişler daha da sert olacaktır. Ee, onun haricinde başka diyecek olduğum bir şey. Orta vadede hisse 69 liraların altına düşmediği sürece problem yoktur. Önümüzdeki bir 2 aylık süreçte yani. Kısa vadeden kastım da bir 2 haftadır dostlar bilginiz olsun. Onun haricinde diyebilecek olduğum başka bir şey. RSI en son işlem gününde biraz daha olumluya çevirmiş gibi kafasını. MACD'de olumlu seviyelerde seyrediyor hala da. Ee, devam edelim. Say hastaydık. Aracı kurum dağılımıyla devam ediyoruz. 15'inden itibaren bakacağız buna da. Şimdi önemli olan kurumlar iş, ak, e, denizde bir nebze önemli. Bunların hepsi alışta. E, güzel miktar almışlar hatta. E, yani burada ağırlıklı olarak önemli olan kurumlar alışta oldukları için e, burada önemli olan kurum bir yapı kredi var halk var e, hemen hemen 80 bin not civarı satmışlar fakat zaten iş tek başına bunu karşılamış ona göre söylüyorum böyle e, boş yorumlar yapıp videoyu uzatmıyorum ben e, beğenip beğenmediğimi sadece söylüyorum yani e, kriterlerim bunlar yani önemli olan kurumlar daha fazla aldıysa e, önemli olan kurumlar daha az sattıysa bu olumlu bir durumdur yani o yüzden e, diyebilirim ki sayışın ayrıcı kurumda alımını beğendim. Hepsinde ama tek tek bu yorum yapmayacağım yani. E, videoyu kısa tutmaya çalışıyorum ama bilin yani sebebi bu. Sarı çizgi üstünde kaldığımız sürece yükselişler devam edecektir. Orta vadede e, kısa vadede hissenin fiyatı 9 liraların altına düşmemesi gerekiyor. Düşerse e, kısa vadede biraz daha özebilme ihtimali yüksek. Sarı çizgiye kadar gerileme ihtimali yüksek. Ee, dediğim gibi bir de yani 8-19 bu aslında sarı çizgi yani 8-19 üstünde kaldığımız sürece de aslında bariz bir problem yoktur. Orta vadede de 743 üstünde kaldığımız sürece problem yoktur dostlar. He, hisse 950 ilk kırılmamız gereken direnç ikinci direncimiz ise 10-80 liralar dostlar. Ee, en son işlem gününde RSI biraz olumluya çevirmiş kafasını mektede olumlu seviyelerde seyrettiğini belirtebilirim dostlar. Aracı kurum dağılımıyla devam ediyoruz. ilk 5 olarak sıralayalım. 15'inden itibaren bakalım. Önemli olan kurumlar deniz, iş çok ciddi miktarda almamışlar. Yani almışlar pardon özür diliyorum. Deniz ve iş yaklaşık 8-9 milyon not almışlar hemen hemen. Önemli olan kurumlarda vakıf satışta. Onun haricinde başka satışta olan bir kurum yok. Bu da 1,5 milyon not civarı satmış. Ağırlıklı olarak önemli olan kurumlar alışta oldukları için Odaş'ın aracı kurum dağılımını beğendiğimi söyleyebilirim dostlar. Ee, bu videoluk bu kadar da dostlar. Lütfen e, bu dakikaya kadar izlediyseniz videomuzu beğenip yorum yapın ve kanalımıza da hala da abone değilseniz abone olun. <laughs> WhatsApp da gelmek isterseniz WhatsApp iletişim kısmından benimle iletişime geçebilirsiniz. Açıklamalar kısmına da kısmına da bir tane Instagram adresi bıraktım. Orayı da mutlaka takip edin çünkü orada da güzel paylaşımlar yapıyoruz. Orada da bir tane Telegram grubum var. O grup ücretsiz. Orada da faydalı analizler paylaşıyoruz. Oraya da gelin mutlaka. Herkesi beklerim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.